Manşete hoş geldiniz. Yeni Türkiye'nin fotoğrafı bu. Esasen bu fotoğraf 10-12 yıldır orada duruyor. Ama bunun için de illa Alaaddin Çakıcı'nın bir kere daha Devlet Bahçeli'yi ziyarete gelmesi falan gerekmiyordu. Ve bu ziyaretlerle verilen fotoğraflarla iktidar biçimleniyor ya da Türkiye yönetimi biçimleniyor. MHP ne zaman sıkıştığında mafya babaları geliyor. Mafya babaları sıkıştığında MHP yardımlarına koşuyor. Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç bile sıkıştığında MHP'nin kapısını çalıyor oy oranı yüzde üç beş. Kaç kişinin oy verdiği önemli, verdiğinin önemi de yok. Türkiye'yi böyle bir dar azınlık, dar bir azınlık yönetiyor. Küçük bir azınlık. Yani yakın döneme kadar Orta Doğu'da benzer şeylerden bahsedilirdi. Yani mesela esat yönetimi, baba Esad'da, oğul Esad'da, Suriye'de azınlığın iktidarı olarak resmedilirdi. Türkiye'de olan o esasen. Yani Türkiye'de geniş bir yığının iktidarı desteklemesi gerekmiyor artık küçük bir azınlık iktidarı desteklese de yetiyor. Çünkü artık 10-12 sene sonra muhalefetin de engin gayretleriyle bunu dönüştürdüler, dönüştürmeyi başardılar. Bakın muhalefet lideri iktidarla ters düşme pahasına bir takım şeylere destek ver, daha doğrusu bir takım şeylere destek vereceğiz. E, tabanımızla ters düşme pahasına diyor. Yani iktidarla beraber yürüyecekleri daha nasıl böyle ifade edilebilir? Birazdan bakacağız. Mafya ile verilen görüntü. Cevheri Güven demiş ki ki çok ağır bir sansür var. Ben size burada bu ifadeleri yani olabildiğince bulabildiğim analizleri ve ifadeleri artık ekrana getirmeye çalışacağım ki. Çünkü insanların Türkiye'ye ulaşma yollarını tıkadılar, kestiler. Cevheri Güven de Telegram'da açtığı kanalda bunları anlatıyor. Ben de oradan aldım. Öcalan'ı meclise davet etmesi nedeniyle ülkücü tabandan tepki gören Devlet Bahçeli öyledir. Mafyayı imdada çağırdı. Alaaddin Çakıcı, Barış Çakıcı ve Selahattin Yılmaz gibi bilinen mafya liderleri Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Devam. Sözde dijital tecritte olan Sedat Peker açıklama yaptı. Polise vur, ve emri, vur emri verilmesini istedi. Aksi halde iç çatışma çıkabileceğini söyledi. Oysa polisin kendine ya da başkasına yönelik yaralama girişiminde dahi silah kullanma yetkisi var. Bu açıklama Peker'in dijital tecritte olmadığını bir kez daha ispatlamış oldu. Gerçekten dijital tecritte değil. Saygı Öztürk'e konuşuyor, Erk Acaray'la konuşuyor, çarşaf gibi açıklamalar yapıyor. Dijital tecritte olan birisi böyle yapar mı? Sorulan her soruya cevap verir mi? Dilediğinde konuşuyor düğmeye basılmış gibi. Tweet atmıyor, video çekmiyor olabilir ama birileri aracılığıyla konuşuyor. Bir bu. Bir diğeri de Peker'in kendi dememiş miydi? Zamanında psikolojik harp unsuru olarak kullandıklarını, toplumu hazırlamak için bir şeyler yaptıklarını. Kendi söylemişti videolarında var. Onun için böyle yaptık, onun için şöyle yaptık. 15 Temmuz'da silahları dağıttık. Yok ben şöyle dedim, yok böyle dedim. Bütün bunların hepsi topluma bir şey hazırlamak içindi. Bir sürü var böyle. Örnekleri kendi veriyor. Şimdi de yani onlar orada dururken o arşiv ama tabii toplumun balık hafızası hafızalılığından yararlanıyor. Diyor ki polise vur emri verin. Di şey çıkacak. İç çatışma çıkacak. E, polisin vur emri var zaten. Acaba Şerhat e, Peker bunu da mı yani bir dijital tecrit olmadı ortaya çıktı. Evet Cevheri Güven'e katılıyorum. İki bu da mı acaba sizin bir psikolojik harp unsurlarınızın unsurlarınızdan birinin parçası. Kürşat Yılmaz imzalı açıklama yayınlamış. Yani Mafya babalığından, kabadayılıktan başka hiçbir sıfatları olmayan insanlar bunlar. Önce ülkem, milletim, sonra partim ve ben filan. Yani bir anlamda bir işaretle, bir enteresan bir şekilde hizalanma var. Saf tutma var. Biz kırmızı çizgilerimizi boyayla çekmeyiz. Vatan için akıtmaya hazır, hazır kanımızla çizeriz. Devlet Bahçeli her türlü her ülkücünün kırmızı çizgisidir. Biraz tabandan vuzurdama gelince hemen mafya liderleri sağına sonuna dizildi. Söyletme mecburiyeti. Bahçeli'ye destek vereceksin. Bir şey söylüyor ama hikmeti var. Kürşat Yılmaz'ı, çakıcısı, verilen fotoğraflar. Mafya adına koştur resmen adamın. Yani tabii elbette bu da doğaldır. Bahçeli diyor ki ben sizi kurtardım Kodes'ten. E şimdi siz sıkıştım. Ülkücü taban benim yap beni yaptığım çıkışlardan dolayı eleştiriyor. Tamam de bir hafıza sorunu var ama yani bazı konular artık taban da kaldırmıyor hemen böyle hizaya giriyorlar Bahçeli her ülkücünün kırmızı çizgisidir biz kırmızı çizgilerimizi boyayla çekmeyiz vatan için akıtmaya hazır kanımızla çizeriz falan bunlar kanmanla akıtmaz ha yani seni öneriz, öne sürer ondan sonra arkasına bakmadan kaçar sen de önde, önde akıttığın kanla kalırsın sonra da sana şehit derler kabir yaparlar bilmem ne girmeyin bu topa yani Niyazi olursunuz. Şimdi birkaç şey getireceğim. Ondan sonra da yani her şey bozuldu. Hani e, tuzda koktu derler ya. Ya vakıf birlik dediğiniz bir zeytinyağı markası var. Ki yani üstünde vakıf birliği falan gördüğünüzde de hani... Ya acaba falan diyorsunuz. Yani kesinlikle bu da bir şey olmaz. Kar amacı yoktur. Hile hurda olmaz. Onda da çıkmış çiçek yağı. Şimdi 5 litrelik natürel sızma vakıf birlik. Yani... Birkaç birkaçından dinledim. Ya güvenerek aldığımızı düşündüğümüz filan marka zeytinyağı da tahşişle çıkmasın mı falan diye. Türkiye'de zeytinyağı kalmadı maalesef. Bir diğer konu. Ülke tarihinin en büyük skandalı para karşılığı hastanelerde öldürülen bebeklerdi. Muhalefet bunu bile gündemde tutmadı, tutamadı. Yani ne tahşişli gıdaya girmiş, ne bebek katillerine girmiş. Gazetecilik suç değildir. İbrahim... Özlebağan karikatürü, yeni, yeni Asya Genel Yayın Müdürü, bir gazetenin bin yıllık genel yayın müdürü. Yeni bir isim değil biliyorsunuz, herkes biliyor. Kazım yüz Tutuklandı. Çıt yok yahu, haber bile olmuyor. Kimse bahsetmiyor. Ya düz haber yapmanız da mı yasak arkadaş? Yeni Asya Genel Yayın Müdürü şu sebepten tutuklandı. Bilsin insanlar. Düz haber yaparsanız öğrenecek fakat onu da vermiyorlar çünkü... Düz haber yaparlarsa tepki o bile tepkiye yol açacak ya kamoyunda. Biliyorlar. Tepkiye yol açar yani bundan dolayı insan mı tutuklanır der okuyan kişi. Kişiye fikrine, gazetesine katılmasa bile. Onu bile vermiyorlar. Düz düz bile vermiyorlar çünkü tepkiye yol açacak. Nerede muhalefet? Nerede İstanbul Barosu? Barolar Turan Çömez anlatmış. TUSAŞ'a saldırı olurken MİT Başkanı AKP'ye FETÖ bir infingi veriyordu. Yani işte vefat, cenaze yayının en sonunda temas edeceğim filan bununla ilgili işte ne olur, nereye gider, ne biter. Yani siz bir grubu terörize ettiniz, şeytanlaştırdınız, 10-12 senedir yakaladığınız, yaptığınız operasyonların hemen tamamında bir çakı bile bulamadınız. Buna rağmen 10 binleri, yüz binleri hapis ettiniz. Milyonları ailesiyle beraber sosyal ölüme dedikleri, medeni ölüme dedikleri açlığa, kıtlığa, fakirliğe, kadersizliğe bir yönüyle, umutsuzluğa teslim ettiniz. Gelecek hayali kuramıyor insanlar. O gün onlar kuramıyordu, bugün bütün Türkiye kuramıyor ve herkes çocuğunu alıp kaçma derdinde. Gençlerin %70'den fazlası Avrupa'da yaşam hayali kuruyor. Böyle başladı. Herkes o grupla sınırlı olduğunu düşündü. Sonra bütün ülkeyi alevler sardı. Geçtim orayı. O sırada sizin terör tanımınız neyse o terör tanımına uyan bir grup göz bebeğiniz bir savunma sanayi tesisine basıyor. İstihbarat zafiyeti var, güvenlik zafiyeti var, var oğlu var. Beş kişiyi öldürüyor ve kendini de feda ediyor. Sonra da siz gidip Kuzey Suriye'yi bombalıyorsunuz. Orada da sivilleri öldürüyorsunuz. İntikamını aldık sonra diyorsunuz. Bu hikaye hep böyle dönüyor. 83'teki Eruh baskınından beri böyle dönüyor bu hikaye. 40 seneyi geçti. Ben usandım bıktım artık bültenlerde aynı şeyleri seyretmekten. Ama millet seyrediyor. Neyin terör neyin terör olmadığını, neyin şiddet neyin şiddet olmadığını, hangi grupların gerçekten mercek altına alınıp alınmayacağını göstermesi yönüyle önemli. Şimdi Murat Sabuncu T24'te yazdı. Bugünkü şartlarda Özgür Özel Diyarbakır'da bir kapalı toplantıda söylüyor. Ki Diyarbakır gezisini takip eden isimlerden biri Murat Sabuncu. Bu yazıyla Diyarbakır'dan yazıyor. Bugünkü şartlarda iktidarın karşısında konumlanarak siyasi kazanç ya da oy elde edebiliriz. Diyor Özgür Özel devamla. Ama biz tarihin doğru tarafında yer almak istiyoruz. Gerekirse oyumuz yükselmez ama ileride bu kardeşlik projesinde CHP iyi yerde durmuş diye tarihe not düşülür. Ben şimdiden not düşeyim. Yerin dibinde tarihe geçeceksin. 2. CHP son derece yanlış yerde durdu durmaya devam ediyor. Sen orada durduğun sürece de bu böyle sürecek. Tarihe şimdiden berbat bir genel başkan olarak geçtin. Bu durum hiçbir şey değiştirmeyecek. Özgür Özel Beyefendi. Neyse. Murat Sabacı bunu yazdı. Fakat CHP bundan rahatsız oldu. İşte yazı, yazı da bu şekilde çıktı. Teröre rağmen barışın peşini bırakmama mesajı veren 3 farklı isim. Bahçeli, Demirtaş, Özel. Esasen başlıktan yazı olumlu giriyor. Yani CHP'ye bir olumlama var. Ama yazının son bölümünde... Özgür Özel'in sivil toplum kuruluşlarıyla Diyarbakır'da basına kapalı toplantıdan bir kısmı buraya aynen aktarıyorum dedi, dediği işte o bölüm... Yani... Gerekirse oyumuz yükselmez ama kardeşlik projesinde CHP iyi yerde durmuş diye not düşülür. İktidarın karşısında so konum yani iktidarın karşısında konumlanarak siyasi kazanç o elde edebiliriz ama bunu tercih etmiyoruz diyor. <laughs> Sonra da CHP bunu yalanlıyor. Onun üzerine de Murat Sabuncu hayır diyor haberimin arkasındayım. Kelime kelime değil harf harf doğrudur. Yalanlamaya böyle e cevap veriyor. Gazetecilik üzerine ya da kişisel konularda yazmam konuşmam iftiraya saldırıya alışıktır bünyem. Ama kısa not düşmek gerekirse son yazıdaki o bölüm uzatmadan söyleyeyim kelime kelime değil harf harf doğrudur nokta demiş Murat Sabuncu. Yani buna bir şey söyle. Yani olan biten şeylere bir şey söyle. Hem olan biten şeylere bir şey söylemiyorsun. Bebek katilleri orada, tahşişli gıda orada filan Öcalan meselesini atlıyorsun. Başka şeylere atlıyorsun. Fakat iktidar da o meselelere girmiyor. Yani, yani tuhaf bir şey var. CHP ne demiş bir daha söyleyelim. Bugünkü şartlarda iktidarın karşısında konumlanarak siyasi kazanç oy elde edebiliriz ama tarihin doğru tarafında yer almak istiyoruz. Tarihin zalimler tarafında yer aldın şimdiden Özgür Efendi. <laughs> Şimdi Öcalan konusunda iktidar bile bir şey söylemiyor. Muhalefet herkesten önce topa giriyor. Bakın Öcalan'a Bahçeli'nin Öcalan çağrısına Erdoğan'ın yaklaşımını merak edenler. Son birkaç gündür işte TUSAS saldırısı var, başka şeyler var. Öcalan'la görüşme var. Ya bir sürü şey sorulabilir. Yani esasen Tataristan dönüşünde ki Erdoğan gezisini de erteleyip dönmedi. CHP hemen gezisini erteleyip döndü Diyarbakır gezisini. Ya bir şeyi niye erteliyorsunuz? Yani ne, ne yapıyorsanız devam edin. Sen Ankara'ya döndüğünde ne olacak? Terörle mücadeleye başka bir fazla mı devam edecek? Ziyaretine devam et yahu. Tamam mı? Yani çok gerçekten sorumlu bir mevkideysen dön. Yani Ankara Emniyet Müdürüysen dön. Ankara Valisiysen dön. Ya da ne bileyim kazan da emniyet müdürüysen dön başka bir yerdeysen tatildeysen. Kazan da oldu saldırı da onun için söylüyorum. Özgür Özel Diyarbakır'da niye döndü hemen apar topar? Erdoğan bile dönmedi. Programını sonuna kadar tamamladı. Ondan sonra da uçağı bindi Dönerken de öcü olan sorusu sordurmadı. Kendisini takip eden basın heyetine. Yani niye? Şimdi tuhaf bir şey var. İktidar bir top atıyor. Muhalefet aman Allah'ım göğsünde sektiriyor, dizinde sektiriyor, ayağında sektiriyor. Ama iktidar kendi attığı topun peşinden gitmiyor. Yani çok enteresan, çok acayip diyecek bir şey bulamıyorum. E, niye? İkinci sebebi de şu. Erdoğan neden girmedi Öcalan topuna? E girmedi çünkü yarın öbür gün ya bu tür şeylerde bir şey atıyor ortaya. Kendi adamlarıyla da olsun, başka adamlarla da olsun veya başka partililerle veya başka isimlerle, başka kurumlarla da olsun. Sonra bakıyor nabza. Ondan sonra da bana sordular mı diyor. Benim haberim yok diyor. Bu iş yanlıştır diyor. Buna karşıyım diyor. Kendi verdiği parti teklifini geçiyor, e, çekiyor. Kendi attığı planı ne bileyim lanetliyor veya yalanlıyor. İşte çözüm masasında öyle de dağıttı. Dolmabahçe mutabakatı imzalandı, açıklandı kamuoyuna. Günler sonra Erdoğan, bana mı sordunuz dedi. Yani, şimdi de öyle. PKK bağlantılı HPG üstlendi. Bu kesin zaten ilk andan itibaren görüntüler servis edildi ya, hemen alelacele. Eylemin, eylemdeki saldırganların profili PKK diyordu. Ama, dikkatli gözlerle bakanlar bunu gözlemleyebiliyorlardı ama yani neticede hem devletin kimlik tespiti yapması lazım. Emniyetin, istibaratın hem de örgütün bir şey demesi lazım. Neticede örgüt üstlendi. Fakat üstlenirken enteresan bir Öcalan detayı var veya son süreçle ilgili bir detay var. Eylemin Türkiye'de son ayda tartışılan siyasal gündemle ilişkisi yok. Uzun süre önce planlanıp uygulamaya konuldu. Şimdi diyeceksiniz ki uzun süre önce planlanıp uygulamaya konulduysa Olabilir e ama şu anda bir şey gelişiyor Eylül sonundan beri işte Ekim'in 25'ine geldik neredeyse bir 20-25 gündür bir şey var meclisin açıldığı ilk gün Bahçeli'den parti sıralarına yürüldü işte Öcalan çağrısı yapıldı o arada İmralı'ya ilk defa 43 ay sonra yakınları gitti görüştü ya bir şey dönüyor sen önceden planlamış olsan bile durdurabilirsin ya da askıya alabilirsin ya da bir süre erteleyebilirsin eyleme bunu yapmadın. Neden? İşte o sorunun cevabı yok. O sorunun cevabını cevheri güvenden okuyalım. Diyor ki cevheri güven bunu iki gün önce paylaştı. Yani PKK olduğu açıklanmadan ve PKK bunu üstlenmeden. Saldırıyı PKK yaptı. 48 saat önce atılmış mesajdan bahsediyorum. Ancak dün Bahçeli'nin konuşması üzerine yapıldığı propagandası doğru değil. Öcalan çıkışı. Bu tip saldırıların planlaması 3-6 ay arası sürer. Kadronun kırsaldan getirilmesi, ulaşımı vesaire. Saldırı bir noktaya gelince de feda eylemi, yani bir çeşit intihar eylemi yapacak kişiler teknik takipten kurtulmak için iletişimi keserler. Dolayısıyla Bahçeli'nin çağrısı nedeniyle eylem durdurulmak istense de durdurulamaz. Çok net değil mi? Yani bütünüyle artık e, ulaşılamaz hale geliyorlar, bütün iletişimi kesiyorlar. Bir yerde bir hücre evde veya bir artık bir noktada saklanıyorlar. Bir şekilde programlanmışlar ve o program çerçevesinde yürüyorlar. Önlerinde birkaç hafta var. O çerçevede yürüyorlar ve e, her türlü iletişim kesiliyor. İletişim kesildiği için de kendilerini artık yani yola çıktığı için, eylem yola çıktığı için artık durdurulamıyor. İletişim de kesik. Kimse onlara ulaşamaz. O da kim onlar da kimselere ulaşamaz ve önlem açısından böyle bir şey düşünülmüş. Nedeni bu. Yani feda eylemi yapıyorsun. Sonuç alacak bir eylem yapıyorsun. Bir şekilde de sonuca ulaşması gerekiyor ondan dolayı da böyle yani örgütün açıklamasında o var Türkiye'de son ayda tartışılan siyasal gündemle ilişkisi yok uzun süre önce planlandı öyle olduğunda sorarsınız değil mi o zaman iptal etseydin hayır iptal, öyle örgüt onu diyemiyor tabi İptal edemezdik çünkü arkadaşları yola çıkardık artık kesemezdik çünkü iletişimi kestik tedbiren böyle İstihbarata takılmasın diye anladınız mı şimdi Doğu Ergil paylaşmış. Kürt kanadında 3 odak var. Dem, Öcalan, PKK. Eğer hükümet Erdoğan'la anlaşmayı seçerse Dem dışlanır. PKK'da da Öndere bağlılık söylemine rağmen kendini daha özgür hisseder. Bu anlaşma eğer taktik sonuçlar doğuracak kadar kısa ve e, dar ve kısa süreli olur. Bu anlaşma taktik sonuçlar doğuracak. Dar ve kısa süreli olur. Eğer Öcalan başlayacak bir müzakere sürecinde deme toplumsal tabanı sürece karacak bir rol verir ve yazdığı şarkının icrasında arkasındaki koro işlevi kazandırırsa çok gürselse demokratik geleceğin önü açılır. PKK için sekür tehalitesinin daha görünür olduğu Orta Doğu'da pek çok olasılık var demiş. Evet. Yani diyor ki özetle Üç odak var ve bu üç odakla da eş zamanlı bu işi götürmeniz lazım. Birinden birini atlarsanız ihmal edersiniz diyor. Şimdi Çokça eleştiri var. Benim de en temel eleştirilerimden biri bu. Hukuka ve demokrasiye döneceksiniz. Yoksa hiçbir şeyi çözemezsiniz. Şimdi başta bir Alaaddin Çakıcı Devlet Bahçeli fotoğrafı getirmiştim ve karşınızdaki çakal sürüsünü anlatmıştım. Yani karşınızda çakal, var. çakal sürüsü var ve bunlar devlete çökmüş durumdalar. Bunlara bir şey anlatılmaz ve bunlar zaten kendi çakallıklarını sürdürebilmek için de sizi terörize ediyorlar ve hukuk, demokrasi ve ne bileyim diyerek yargı sopasıyla da herkesi ter terbiye ediyorlar. Bak Dilek Ekmekçi'yi tahliye ettiler sonra tekrar tutukladılar ve asıl akıl hastanesine yatırılması gereken Osman Gökçek'in şikayeti üzerine şimdi akıl hastanesine yatıracaklarmış. Avukatı açıklamış. Yani asıl deli kendileri, asıl zırh delik asıl psikolojik sorunları olan kendileri. Yani bu kişiyle temas eden herkese sorun ruh hastası olduğunu söyler. Ama işte ruh hastaları, akıllıları, aklı başında olanları, soran ve sorgulayanları içeri tıktırmaya çalışıyor. Tam bir yansıtma dönemi yani. Yarılmazsınız yani. Böyle bakarsanız. Dün getirdim ekrana bir daha düşüreyim. Tam da bu hengamenin ortasında bir de etki ajanlığı teklifi komisyondan geçti. Devlet güvenliği iç ve dış siyasal yararları aleyhine yabancı devlet ve organizasyonun stratejik çıkarları ve talimatı doğrultusunda suç isteyenler hakkında 3 yıldan 7 yıla yandı. Her, her şey devlet güvenliği olabilir. İç ve dış siyasal yararlar aleyhine olabilir. Aman Allah'ım devlet demek Erdoğan demek zaten her şey onun güvenliği ya da iç ve dış siyasal yararları yararları aleyhine olabilir. Şimdi o, o bugün böyle diyorsa böyle. Şimdi görüş değiştirdiğini bile bileme, bilemezsin ki bir şey yazarsın. Gidersen okkanın altına bizim oranın tabiriyle. Bilemezsin yani. Yabancı bir devlet ve organizasyonun stratejik çıkarları talimatı doğrultusunda ölme şeyim ölme. O kadar sündürülebilecek şey bir ifade ki bu. Kolay değil. Yani gerçekten insanların Allah yardımcısı olsun. Diyor ve cenaze Fetullah Güler'in cenaze töreniyle ilgili e, görsellerle bitiriyoruz. Dün defnedildi. Gerçekten son derece e, geniş katılımlı binlerce insanın katıldığı ki verilen rakamlar 21'in 21'in üstünde olduğu ifade ediliyor. E, hastaneden cenazesi alınıp bir stadyuma getirildi ve ancak bir stadyumda cenaze namazı kılınabilir diye orası seçildi. Oradan da Suat Yıldırım Hoca, Profesör Doktor. Gençlik yıllarından beri Gülen'in arkadaşı. Birlikte kalmışlar hatta. O zannediyorum vasiyeti üzerine cenaze namazını kıldırdı. Suat Yıldırım da vefat etse herhalde Gülen cenazesini kıldırırdı. Çünkü böyle kadim dostlukları var. Gördüğünüz gibi çok geniş bir grup. Ve insanların da yani yüzleri gözleri açık birkaç kişiyi elbette... E, fotoğraflayıp işte herkes kendini gizledi falan falan diyorlar ama yani benim ben kendini gizleyen ben görüntülerde kimseyi görmedim ama vardı mutlaka. 5-10 kişi, 20 kişi olabilir. Onlar da belki görünmek, bilinmek istemediler. Çünkü herkes bir biçimde bir listeye girmiş durumda. Hakkında takibat var. Cenazeye geliyor, gelmek istiyor ama bir biçimde kendini gizliyor. Şapka takıyor, gözlük takıyor veya maske takıyor olabilir. Ama genelde benim gözüme çarpan e, kimse yoktu mutlaka vardır. Onlar da zaten kendilerini gizledikleri için daha arkalarda belki de olmayı tercih ettiler veya kameraların kadrajına girmeyi tercih etmediler. Yani nasıl olsun ki bundan daha normal bir şey olmaz. Ayrıca oraya gelen 20 bin ise dışarıda kalanlar da varmış. Yani o kadar insan zaten oraya son görevini yapmak için geliyor. Yani kolay bir şey değildir. Yani gerçekten sevenler, gönül verenler, dua etmek isteyenler ve artık dedim ya son görevini yapmak isteyenler oraya geliyor. Bir tane zannediyorum birkaç belki takip eden basın mensubu dışında bir tane menfi ya da kötü niyetle oraya gelen kimse yoktu. Ayrıca oraya gelmek de gerçekten bir cesaret işiydi. Bu şekilde yakınlarının, ailesinin ve talebelerinin omuzları üstünde cenaze namazının kılındığı stattan çıkarılıyor. Gerçekten görüyorsunuz derinliğe de bakın büyük bir kalabalık var. Ve... Sonrasında da 20 yıldan uzun bir süre kaldı. 25 yıldır Amerika'da ama hemen Amerika'ya zannediyorum gider gitmez burada kalmaya başlamadı. Biraz zaman aldı. Tam olarak zamanını bilmiyorum. Ama 20 yıldan uzun süre diyeyim. 20 yıldan uzun bir süre yaşadığı yerleşke, kamp deniyor camia içerisinde. Yerleşke içerisinde ama kesinlikle bir çiftlik değil. Ben oraya gittim. 2-3 kere gittim. 2012-13 yıllarında. Kesinlikle bir çiftlik değil, kamp deniyor. Bana göre bir yerleşke, misafirhanenin bulunduğu, yani gülenin kaldığı bir binanın bulunduğu. Sonra da arkada birkaç binanın daha işte gelen misafirler için tanzim edildiği adeta bir pansiyon gibi veya yurt gibi neyse bir yer, yani çiftlik falan değil. İşte bu şekilde defnedildi oraya gösterdiği alana ve. Dualar okundu. Sevgi Akar Çeşme almış cenaze törenine katıldıktan sonra bu cenaze törenini özetleyecek tek bir kelime de, ne deseler vakur derim, derdim. Dualar ve konuşmalar dışında hiçbir ses çıkmadı. Tek bir slogan atılmadı. Ağlayan çoktu ama kimse feryat figan etmedi demiş. Gerçekten ben de canlı yayında seyrettim e, cenaze törenini. Amerika'da olsaydım da giderdim. E, tanıklık etmek önemlidir. Ee, çok güzel yazmış iki satırda ee, cenaze törenini en iyi tanımlayan, anlatan e, mesajlardan biriydi. Sevgi Akar Çeşme'nin tweet'i. Bu fotoğrafta Adem Yavuz Arslan'dan yayından biraz önce Whatsapp'tan telefonumu atmış. Onu da sizinle paylaşayım istedim. Bugün e, kabirden görüntü Adem Yavuz Arslan çekmiş. E, yolladı. Ben de böylelikle paylaşmış olayım. Manşeti bağlıyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla